Merhaba arkadaşlar, ben Mehmet Tuğutlu, değerli öğrencim Tonguç'la size bugün asit-baz konusundaki pH çizelgesini anlatacağız. Evladım, bir anlam ifade ediyor mu senin için bu? Hocam hiçbir şey anlamadım hocam. Ben artık yani daha fazla dayanamayacağım hocam ya. Ben de pH sana, nedir ya? ya evladım sana puhaha diye aklına getirebilirsin, tamam mı canım? Sağ olun hocam Şimdi gerçekten. Tonguç'cum, pH çizelgesi deyince aklına güleceksin evladım. Zor bir şey değil, çok Harika. basit. Gülelim hocam. Şimdi 0'dan 14'e kadar gidiyor, tamam mı? Evet hocam. Tam ortası kaçtır? 7. Bayağı zor bir soruydu Teşekkür ederim gerçekten. hocam. Sayenizde matematiğim çok iyi. Sen yapabiliyorsan herkes yapar zaten. Teşekkür ederim. Peki Tonguç'um, bu 0'dan 7'ye kadar olan yerlere biz asit diyoruz Tonguç. Tamam hocam. 7'den 14'e kalan yerlere ise biz baz diyoruz Tonguç. Tamam Tam hocam. ortası ise nötr diyoruz Tonguç. Ha. Yani ne asit ne baz. Bir örnek verelim. Asit deyince aklımıza ilk başa ne gelsin? Limon. Limon gelsin. Ama asit deyince başka aklımıza bir şeyler daha gelebilir. Mesela domatesin Domates. içinde de bir asit var. Allah Allah. Ama limondaki asit daha kuvvetli olduğu için bunu da pH çizelgesi denilen şeyden anlayacağız. Diyeceğiz Ha. ki pH'i mesela sıfıra ne kadar yakın olursa, bak, Ha. sıfıra yakın ne kadar olursa o kadar kuvvetli. Anladım hocam. Aynı şekilde bazlar için de aynı şey söylüyoruz. Bak, süt de bir bazdır. Zaten bu gözüküyor süt olduğu. Bu da sabunlu su. Sabunlu su köpürmüş görüyorsun. Bu da bir bazdır aslında. Ama Anladım. pH'i 14'e yakın olan, yani bu bazlığın en dibi, bu da asitliğin en dibi diye düşün. Anladım hocam. Ve Delikanlılığın dibi bu ne gibi. kadar 14'e yakın olursa diyoruz ki o kadar Adam kuvvetli. adamın dibi hocam ya. Ama dikkat et Tonguç, bak, kuvvetli burada kuvvetli asit oluyorken burada kuvvetli baz oluyor Tonguç. Farklı şeyleri Demek karıştırdım. ki asitlerin de bazların da kendi işlerinde kuvvet sıralaması Sabun var. reklamlarında çıkıyor hocam. Öyle pH dengesi falan diyor reklamlarda. Yani Artist suyu, artist. aynen. Buna bakaraktan anlayabilirim artık o reklamları da. Evet, yani pH'in ne demek olduğunu anlayacaksın. Ne kadar asit, ne kadar baz. Ama 7 olursa ne olur Tonguç? Mesela Nötr. birkaç örnek verelim 7'ye. Nötr diyoruz da. Nötr deyince aklımıza bak tuz gelsin ve su gelsin. Ama saf su bak. Saf su nötrdür. İçinde ne asit vardır Benim ne gibi yani. bazı. Sen saf mısın evladım ya? Hay Saf Allah. tertemizim hocam. Tertemiz bir insansın gerçekten. Teşekkür ederim sayenizde. O zaman pH'i şöyle bir sıralım diyelim. Uf. Asitler ikiye ayrılıyor Tonguç. Kuvvetli zayıf. Bazlar da ikiye ayrılıyor. Kuvvetli zayıf. Aferin be, nasıl anladın? Helal olsun Sayenizde ha. hocam. Vallahi motive olmaya başladın. Suda eğer bir asit çok çözünüyorsa, Evet hocam. iyi çözünüyorsa, çok iyi çözünüyorsa kuvvetli asit. Tamam hocam. Eğer suda az çözünüyorsa, yani suda kötü çözünüyorsa bir zayıf asit oluyor. Yani Ha. kuvvetli çözünenler çok iyi, çok iyi çözünenler kuvvetli asit, az çözünenler zayıf asit. Mesela limon hangisine giriyor hocam? Aynı şey baz için de geçerli. Onu söyleyeceğim hemen, Tamam söyleyeceğim şimdi hocam. sana hocam. Kuvvetli baz da suda iyi çözünen, yani suda çok Ha. çözünen, zayıf asit de suda az çözünen asit Tamamdır hocam. diyoruz. Anlaştık mı? Az çözünen baz diyoruz. Mesela örnek olarak NH3 dediğimiz amonyak denilen bir baz Tam bir var. manyak Bu hocam ya. zayıf bir baz. Ha. İstisna, ama çünkü neden istisna biliyor musun? Bazların içinde çünkü OH olmak zorundaydı. Hatırlıyor Oha musun? ya. Ha. OH diyorduk. Bu da hasit diye ezberledik. Tövbe H estağfurullah. olmak zorundaydı ya. Evet hocam. Burada dikkat ettiysen bunda OH varmış gibi gözüküyor ya. Evet Ama hocam. bu asit. Ha. Hatta ismi de asetik asit. Bilsene. Hasitik asetik Ha, asit. aynen. Ama bu ise amonyak, içinde OH yok. H varmış gibi gözüküyor ama baz. Bunu bilelim, çok önemli. Ha. Bunu kesin Kuvvetli, sorarlardı hocam bu işsizliği. tabii, sorarlar, çok sorarlar bunu. Tamamdır hocam. Kuvvetli asit ve zayıf asit anladın. Anladım. Kuvvetli asitler genellikle hidroklorik asit, sülfürik asit, nitrik asit. Tamam. Bunların halk arasındaki İdrar. adları İdrar mı tuz, hocam? yok ona daha gelmedik. Tuz ruhu, zaç yağı, onsa kezzap falan, bunların adını bilmen gerekiyor. Ondan sonra sodyum hidroksit, potasyum hidroksit, kalsiyum hidroksit de kuvvetli bazlar. Anladım hocam. Sut kostik, potas kostik, sönmüş kireç, bunların adını bilsen iyi olabilir. Amonyak ve asetik asit zaten anladın. Manyak Bak, gibi bu anladım hocam. sirkenin içinde var. Amonyağı da manyak gibi anladığını söyledin zaten. Evet hocam. Şimdi pH çizelgesine bakalım. Eğer sıfıra ne kadar yakın olursa o asit ne demiştik? Kuvvetli Kuvvetli diye. olur demiştik. Ve şunu unutma Tonguç. Bak, ortası yani nötr zayıfların bölgesi. O Ha. nötr, ele alın, zayıf bunlar. Ne kadar 7'ye yakın olursa O o kadar kötü. kadar
zayıf. Kötü değil, zayıf oluyor. Anladım hocam. Aynı şekilde onlara ne kadar yakın olursa o kadar kuvvetli oluyor. Unutma Tonguç, ama bu sefer baz oluyor Tonguç. Anladım hocam. Olayı anladıysan o zaman ödüllü sorumuzu ödüllü soru. Cevaplara gönder bakalım. Tamamdır hocam.